Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Düşüm oradan salın benim evimde. Şimdilik. Şimdilik senin evin. Ne diyorsun lan sen? Parayı kaptırdın. Hı? Yani ihaleyi alamayacaksın. Yani kum çıkarıp satamayacaksın. Çekleri de imzalamışsın. Bana 1 milyon dolar borcum var Mustafa. artık gelsin icralar, gitsin acizler. Sendin ha. Sendin. Necip, önce evi mi aczesek ya? Karın buraya yerleşmek istiyormuş. Belki kaleli konağa yerleşiriz. Hem evlendikten sonra balayımızı da Tahir'in odasında yaparız. Ne dersin Mustafa? Tahir'e söyle, bugünün tarihini bir kenara not etsin. Kalililerin çöküş devri başladı. Dedim ya. Şişt, sakın, sakın. Sen üzmedin. Ama yine de üzüldüm. Annem de kötü oldu. Keşke demeseydim. Anneciğim. Kaç gündür söylemedin diye kötü olduk biz. Korktun, içinde sakladın diye. Aynen. İyi ki şimdi dedin. O zaman gerçekten iyi ki dedim ki. Sen zaten hep iyi ki aslanım. Kapat.
Abi anlatsana ne oldu? Abi konuşmayacak mısın? Yoksa Vedat mı bir şey yaptı? Tahir'e mi bir şey oldu? Çok şükür Tahir seni vurdu sandım. Ulan! Bir dakika ya. Abim abimi niye vuruyor ki? Demek söyledin ha? Neyi söyledim? Yiğit'i Vedat'ın kaçırmadığını. Ben sözü kendi ellerimle verdim Vedat'a. Yok, yapmazsın. Vedat vurmuştu seni. Kendini mi vurdun? Şimdi sana bir şey diyeceğim de... abimsin. Sen kayalama Murat. Allah belamı verdi zaten. Yangazlar. Siz gidin nefese bakın. Evde yalnızım. Haydi. Baba. Sen sabah namazına kadar bekle. Tahir gelirse... onun gazabının önünde senden başkası duramaz. Tahir'in gazabı bir şey değil de... kıyamette bir anı senden davacı olacak. Allah'ın gazabının karşısında... nasıl duracaksın Mustafa? Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat kara deniz, nefesim yeter. Sen anlat. Tahir. Siz miydiniz? Ben araba sesini duyunca... Asiye yengem gidin nefese bakın dedi de. Sen gir yenge, biz buradayız. Öğrenmişsiniz. Tahir nerede? Çok öfkeli çıktı. Abisine gitti sandım. Asiye yengem de öyle sanmış da bizim eve gelmedi. Civra'dadır. Hadi gir sen. Gelir. Ben medreseye gitsem
Siz içeri girseniz olur mu? Orası iyi geliyor bana. Yiğit uyuyor. Tamam, merak etme sen. Sen Yiğit'in yanına gir Yengaz. Ben takipteyim. Korkma bacım. Bu nefes, ben de Fatih. Senin adın ne? Peki söyleme. Ama bizden sağ zarar gelmez. Sağa yardım edeceğiz. Tamam. Yenge, iyi misin? Gel kardeş. Gel, haydi. Haydi. Gel. Dayak yemiş. Murat, bizi getir. Yenge, sen Esek'ten iyi misin? Ben... Yok. Ben öyle görünce... iyiyim. Murat, bir de buz bulur musun? Kıpırdama. Kaburgaların incinmiş olabilir. Şundan bir yudum için.
sabunu kim etti bacım? Hadi. Kocam. Kocam yaptı. Ben polisi ararım. Hayır. Hayır, polis olmaz. Hayır. Arama. Arama. Polisi arama lütfen. Bak, önce bir hastaneye gidelim. Muayene etsin. Sonra darp raporu alırız. Polis olmaz. Polis olmaz. Ne olur polis olmaz. Bu da senin cinsten çıktı. Hayırlı başarılar. Tamam. Anladım. Polis yok, hastane yok. Çocuklar, banyoya gidebilir misiniz? Bir duş aldırayım, kendine gelsin, rahatlasın. Sen medreseye niye geldin? Caminin bir hocası varmış. Dayak yiyen bir kıza sahip çıkmış. Beni ona götürür müsün? O hocanın evindesin. O kız da benim. Çiçek açmış belki, içimde kara yosunlar. Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy beni vurun vurun, ne çektim zulüm, bu dünyanın yükünü bir ben mi omuzladım? Gün geçer, gece olur, gecem geçmez gün. Kabul olmaz o. Oy beni vurun vurun, ne dur çektim zulüm, bu dünyanın yükünü bir ben mi omuzladım? Dışım çiçek açmış belki, içimde kara yosunlar. Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy beni vurun vurun, ne dur çek. Çektim zulüm, bu dünyanın yükünü bir ben mi omuzladım? Gün geçer, gece olur, gecem geçmez, gün olmaz. Yalvarırım Mevla.
Kışım çiçek açmış belki, içimde kara yosunlar. Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdum var. Oy beni vurun vurun, ne dur çek tohum zulüm. Bu dünyanın yükünü bir ben mi omuzladım? Tahir. Tahir, yüzüme bak. Bakamam. Tahir, senin bir suçun yok. Abim verdi Yiğit'i. Tahir, ne olur. Nefes. Deniz'e bile bakamadım. Senin yüzüne nasıl bakayım? Zorlama da. Ama benim sana ihtiyacım var. Benim sana çok ihtiyacım var. Yiğit'e bir şey mi oldu? Kabus mu gördün? Gece medresede bir kız buldum. Aynı benim gibi dayak yemiş. Kocası dövmüş. Osman Hoca'nın beni eve aldığını duymuş. Beni de alır mı diye çıkmış gelmiş. Tahir çok kötüydü. Aynı benim gibiydi. İyi mi şimdi? Uyuyor. Ben bir şekilde sabaha kadar dayandım ama daha fazla duramadım. Tahir çok kötüydü. Tamam. Tamam, tamam. Yalnız mı şimdi? Yanında kimse var mı? Yiğit nerede? Yiğit uyuyor. Osman Hoca ben bakarım dedi. Fatih de evde. Ben de Murat'a dedim ki, beni Tahir'e götür dedim. Çok iyi demiş. Çok iyi demişsin. Tamam, tamam. Az rahatla, beraber gideriz ha. Tahir, o kızı da kurtaralım mı? O da benim gibi kurtulsun mu? Kurban olurum ben seni veren. Haydi kızım, haydi. Anne ya, kolum koptu. Kopmaz, anasının kızının kolu. Kopar mı öyle? Ver, haydi ver. Anam, kolum koptu. Tuğla mı doldurdun bunun içine? Allah zihin açıklığı versin. Teneffüste çok fazla koşturmak yok, tamam? Tamam. Hadi. Mustafa kalktı mı? Ben ne bileyim kalktı mı? O ne demek o? Yanında yatmadım, bilmiyorum demek. Oyalama şimdi, beni çıkmam lazım. Kocanı bu halde bırakıp mı gideceksin? Nesi varmış kocamın? Adam satmaktan mı yorulmuş? Kadın kısmısı kocasının yanında dur. Bunları sana öğretmediler mi? Mazlumun yanında olacaksın diye öğrettiler bana Saniye Hanım. Bildin mi? Bakayım. Baktım. Bilememişsin.
Taş kalpli geldin, taş kalpli gideceksin. Dün gece Murat'a merak etme, Allah belamı verdi dedim. Ne demek istedin? Eşekten Mustafa'mın derdi nedir diye merak ettin Asiye. Dur bir bakayım. Yok. Etmiyorum. Babana mı gidiyorsun? Nefesle Yiğit'e gidiyorum. İşe giderim ana. Allah'a emanet. Haydi. Yedi uşağımın ömrünü. Yedi. Asya. Arabaya bin. Ben bırakırım seni. Sen bırakma beni. Asya bırakır giderim. Tamam. Kimsenin yüzüne dikilecek daha katim yok. Dikilmeye yüzün de yok ya, neyse. Eyvallah Asya. Oo, nenem ya Rabbi, güne fitneyle başladık, bismillah. Günaydın Asiye. Asıl sana günaydın. Hayırdır sabahın göründe. İyi gidi Asiye. Sabaha kadar uyku tutmadı. Ortalıkta yalan yanlış haberler dolanıyor. Kim dolandırıyor acab? Orasını bilmem. E sen kalktın, kısa ikamet çıkarttın. Osman Efendi evini açtı. E Tahir kolunu kanadını gerdi. Tahir nereye dur? Arabası yok. Yoksa o da Hoca Efendi'nin evinde mi kalıyor? Sana ne canlı yayın aracı? Sana ne? Öyle deme. O karıyla birlikte Hoca Efendi'nin evinde yataydılar. E sen bana doğrusunu de. E ben de milletin ağzını kapatayım. He. Sağ ol Naciye abla. Kusura bakma, bilemedim niyetini. Sen bir gel ben lan, ben sana diyeyim doğrusunu. Gel, nereye? Gel sen ben lan. Dur burada, ben şimdi Mustafa'ya bir şey deyip geliyorum. Ha bu karıyı es. Sür, 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 sür. Esekten mi? Eğer benimle konuşmak istiyorsan es. Haydi. Oy Asya'm, oy! Allah'ım sen beni affet. Son hakkını da kaybettim Mustafa. Artık bana araba alsam bile konuşmam senden. Tahir'in arabası evde yok diyorsun. Sabahın bu saatinde. Gece de mi yoktu? Kim bilir nerede yattı acaba? Orasını bilmem. Allah bilir. Ben bir şey demiyorum. Günahı boynuna. Ey kız kapa kapa. Ellerine sağlık hanım. Günaydın. Günaydın. Tahir evde yokmuş. İstanbul'u Yosma'yla imamın evinde dur kesin. Tahir Efendi evinde yatıp baba ozağına doysaydı iyiydi. Yakında Vedat ellerinden alırsa hasret kalacak. Ula dur dur. Yakında evleri ellerinden alınacak da ne demek? Ya neyse ne işte, sen erkek işine karışma. Bana bak Cemil. O Tahir kızımı mahvetti, bana her şeyi anlatacaksın. Ya karı, şimdi saat desem ki ihaleyi ben alacağım. Mustafa'nın sektörde Vedat'ın eline de bir şey anlayacak mısın? Yok, anlamadım. İyi, tamam o zaman. Sen kalelerin ipini çektiğimizi bil yeter.
Peki o nefes karısının ipini nasıl çekecek? Ben karı kısmına uğraşamam. Cemil, bu fotoğrafçımın kredi kartları borcu varmış. Naciye pek dertli. Sen bana para ver, ben Naciye'ye vereyim. Rasim borçlarını ben ne işe tutuyorum? Fotoğrafçım bana lazım da. Ne diyorsun Rasim'in? Sen kalelilerin ipini çekeceksin, ben de nefes karısın. Günaydın kızım. Gel kızım, gel. Geldi. Sağ ol. Afiyet olsun. Muhteşem bir sabah, muhteşem bir manzara. Ne demişler Eyşancığım? Erken kalkan yol alır. Yol mu aldık? Anlaşılan Mustafa Kaleli'yi köşeye sıkıştırmak seni bayağı keyiflendirmiş ha? Evet. İki gün sonra Mustafa ihale parasını ödeyemeyince daha da keyifleneceğim. Ama... Ama? Ama en büyük keyfi ne zaman yaşayacağım Eyşan biliyor musun? Nefesi ve Yiğit'i alıp Kaleli konağa yerleşeceğim gün alacağım keyif. Tahir'in yüzünü düşünebiliyor musun? Tamam, Kaleli kumu batırırsın, Kaleli konağı da hadis edersin ama nefesi alma olayı. Kaleliler parasız kaldı diye nefesin sana kendi ayaklarıyla geleceğini pek sanmıyorum. Dört koldan saldırıyorum Eşan. Eğer nefes bana kendi ayaklarıyla gelmeyecekse onu bana getirebilecek başka ayaklarım mevcut. Nazarı mı diyorsun? Evet. O ayaklardan iki tanesi de Nazar Hanım'a ait. Ya nefes Yiğit için gelmedi sana. Nazar için niçin gelsin? Eşancığım, senin bu hayatta suçluluk duygusu nedir? Hiçbir fikrin yok değil mi? Bak, eğer bir insan dokunduğu herkesi ama herkesi mahvediyorsa, o zaman onun kendini kimin için feda edeceğini asla bilemeyiz. O yüzden ortalığa birçok kurban yerleştirmekte fayda var. Vedat, bak kaleliler tamam ama Nazar'ı da sakın zorla. Zorla? Yani ikna tamam ama zorla. Allah aşkına Eşancığım, sen beni ne zannediyorsun? Vedat, bak o kızın babası nefesin babasına benzemez. Ya adamın bizden çok parası var zaten. Tamam göstermiyor, tamam ya pintinin teki ama bankalardaki mevduatını gördün. Eşan, ben sana nefes diyorum, Nazar diyorum. Sen bana Cemil diyorsun. Yani muhteşem bir defilenin arasına giren tıraş köpüğü reklamı gibisin hayatım. Cemil'le Duda. Bu arada hatırlat da Nefes'le Yiğit'i aldığımızda onları buraya kahvaltıya getirelim. Kuymakları gerçekten bir şahane. Sen yat, ben su getireyim sana şimdi. Yat. Hadi. Gel bakayım şu an. Yiğit uyandı. Oh, gelen misafir kız hakkında ondan konuşman lazım. Onu görünce korkmasın. He, mantıklı.
Sen de kızın yanından ayrılma, ona göz kulak ol. Tamam hocam. İyi misin? Fatih ben, hatırladın değil mi? O nerede? Nefes mi? Aha. Gelir birazdan. İsmin ne bacım? Annem biraz üzüldü, dışarı çıktı. Niye üzülmüş annem? İçeride bir tanrı misafirimiz var. Onu gördü, ona üzüldü. Tanrı misafir mi? He yiğidim, tanrı misafiri. Biraz annene benziyor. Onun gibi güzel, onun gibi cesur. Annem şimdiki haline mi benziyor, eski haline mi? Eski haline. Korkma. Buraya canavarlar giremiyor. Giremiyor mu? Burası Boncuktan Yaşlı Aslan'ın köyü. Buraya canavarlar giremiyor. Boncuk dizen yaşlı aslan kim? Saklanıyorsun. Çocuksun ya sen. Görmedi. Ben alışkınım ki ya. Çok acıyor mu? Acımıyor. Annem de hep acımıyor diyordu ama aslında acıyor, biliyorum ben. Thank you.
Yengem meydanda yok. Hesap sormak ister misin? Ablam, hoş geldin. Hoş bulduk. Tahir. Bir dinle de. Dün gece baba ocağımın kapısına silahla dayandım. İlk defa deliliğimden korktum. Hala da korkarım. Senin eski haline benzeyen ablayım. O kimdir? Noli? Bismillah. Bu kimdir? Ne yapmışlar buna? Şş, sakin ol. Yabancı değiller. Asiye kızım yavaş. Osman Hoca'nın beni eve aldığını duymuş. O da gelmiş. Müsaade var mı? Yiğidim, sen de bize bir müsaade et. Gel ilk biz içeri geçelim. Evet, siz rahat rahat, rahat konuşun. Kocam mı yaptı bunu? Sen o şerefsizin adresini versene bir bana. Ne? Kimlerdensiniz bir de bakalım. Canım, bu benim gaynım bilemedi angozdur. Kusura bakma. Nefes üzerinde çalış, itimar edecek inşallah. Yenge, bir sus da. Tamam, sustum. De o zaman adresi, gitsin benzetsin herifi. Ya bir kızı rahat bıraksanız da. Merak etme. İnsan bir süre sonra alışıyor. Aslında çok iyi insanlar. Eksik olma Yasun Nefes. Ben Asiye. Senin adın ne? Adını söylemiyorsun. Tahir. Tahir o mu? Nefes'in Tahir'i. O ne demek o? Sürmene de herkes sizi konuşuyordu. Ne konuşuyorlarmış bacım? Kimi diyor ki Tahir çok iyi yaptı. Mazlumu kurtardı. Kimi de adamın karısını kaçırdı, ırz düşmanı diyor.
Gıybetleri nihayet işe yaramış. Sen nefesi duydun da mı geldin? Osman Hoca İstanbul'lu kızı evine aldı dediler. Ben de dedim ki... ya gerçekse... ya gerçekten böyle birileri varsa... bizim gibilere yardım ediyorsa dedim. Ya ben de kurtulursam dedim. Rabbim seni bizim fakirhaneye göndermiş. Elimizden ne gelirsin? Bak bunların hepsi gerçek. Ağlama tamam mı? Osman Hoca var. Kocaman yüreği var. Korur seni. Gerçekten mi? Gerçekten. Sonra burada çok mert insanlar var. Koca yürekli Asiye Reis var. Dağ gibi adamlar var. Deli Tahir var. Yangazlar var. Yangaz ne demek? Ha bilmiyorsun. Buralı değilsin o zaman. Kocan mı buralı? Taysan benimle bir gelsene. Asiye abla. Sorgu sual yok. Boğaltma kızı. Tahir sen gitsene. La niye getirdin, niye göndereyiz? Yok sen git. Ben hata yapmışım. E hani kızı kurtaracaktık? Ama Tahir böyle mi kurtarılır? Kabir meleği gibi dikildin kızın tepesine. Kocasını bulacağım, boğacağım. Daha ne yapayım nefes? Emret bir de gömeyim. Ne? La esas kabir meleklerinin huzuruna çıkaracağım işte adamı da. Bir de bana der. Senin bu cinayi eğilimlerini ne yapacağız hiç bilmiyorum nefes. Ne yapacağız hiç bilmiyorum nefes. Bugün işe gideceksen söyleyeyim yangazlara bıraksınlar seni. Asiye yengen bakar kıza. Yok. Ben dün gece Esma ablaya mesaj attım. Sen onunla kal, akşam ben gelirim dedi. Esma'ya güvenir, konuşur belki kız. İyi. Hadi bana müsaade. Tahir. Hı. Sonra gelecek misin? Yoksa uzak durma kararın... Mustafa Kaleli seni bacısı iyi de evladı bilecekti. Ben de senden uzak duracaktım. Kız nefes. Boğaltma dedin ama çatladım ben. Ya Asiye abla ya. Bakmayın. Fotoğrafın fotoğraflarınızı çekmiş. Bakmayın. Sağ çarşı listesi vereyim şimdi bir yapalım. 1 kilo hamsi. Sabah Naciye garsu geldi bize. 3 tane yufka. Dedi Tahir nerede du? İstanbulluyla mı gali? 10 tane yumurta. Benden laf alamayınca... çeyrek porsiyon kocasını salmış sahalara. 3 bağ kara lahana. Uşağım bakmasana.
Kasım abi çık. Yok, ben böyle iyiyim. Bak büyüğümsün, camdan tutup çıkarmayayım. Cemre'ye gelmiştim de. Minare resmi çekmeye mi? Alayım ben o telefonu. Uyy. Yengesinin delisi sıfatına. Sence ben seni de o telefon gibi yola çarpar mıyım abi? Bence çarparım. Cevap? Çarparsın. Eğer o kızın hakkında yalan yanlış laflar yayarsanız ben bütün köyü ateşe verir miyim? Verirsin. Ateşin ortasına da röntgencileri koyar mıyım? Cevap? Koyarsın tabii uşağım. Güzel. Buyur abi, selametle. Girsenize içeri. Kapa ağzını, kapa. Gir, haydi. Şu kızın ismini olsun öğrenmezsem çatlayacağım vallahi. Nefes. Gördün. Karar değişmedi. Ama ararım. Soldir Tahir abi oley, Soldir Tahir abi oley. Mustafa abi bas bas, içeriden bas, içeriden bas. Lan adama dinsen ya. Kaldırma herif oğlum, melek bir bak yok. Ya Eşans sen kırdın kocaman bir yerini ulan yavaş. Ulan yenge ne yaparsın? Eşans meleklüğü yapar. Ya bu haksız rekabet ama bak, kaybedersem sayma. E sen de bir kıza hede, senin de Eşans meleğin olsun. Asiye abi dur kızım da. Ya. Allah Mustafa abi bu sefer de kaybedersen bir daha seni tutmam artık ha. Çok da. Selametle. Haydi, haydi Mustafa. Hadi, hadi. Ne oldu? Trabzon oldu. Helal olsun sana. Hadi.
Sanki bilmiyordum, bilerek yanıldın. Allah'ım delisin. Asya geldi mi ama? Gelmedi. Kızı da okuldan kendi almış. Asya da yok. Kardeşlerin de yok. Ben zaten kardeşlerimi beklemiyorum onu. Bekleme tabii. İstanbul'u geldi. Hepsinin akıllarını başlarından aldı. Bıraktılar evlerinin derdini. Düştüler bir garinin derdine. Bugün bana nasıl baktıklar bir görsün. Kardeşlerine babalık ettin. Peşlerinde pervane oldu. Onlara neredeyse canını verdim. Eyvallah. Helal hoş olsun. Bugüne kadar abilerine bir of dememiş evlatlarım. Abilerine düşman oldu. Bir garip nasıl gelip de evimize ocağımızı dağıttı. Belki de biz bir vebal ediyoruzdur ama. Babanın cenazesinden beri bu ev hiç bu kadar sessiz kalmadı. Ana. Oğlum. Çok yoruldum ya. Çok yoruldum. Etmeyeceksin Mustafa. Tamam. Ben babama bir yeme vermişim. Ama bırak. Bilemem böyle kalay. Seda. Beste. Oo, bütün güzel isimleri saydınız ama arkadaş inat. Bari kafadan bir isim at, çatladım da. Ya yalan söylemek istemiyor. Rahat bırakın kızı. Asiye etme kızım. Ettim baba. Bekir de sen de olur, ona da razıyım da. Biz isim koyalım. Hah, çok güzel fikir. Siz isim koyun, kızı da rahat bırakın. Ne zaman söylemek isterse söyler zaten. Tamam mı?
Sessiz yabancı olsun. Yabancı güzel değil. Misafir olsun. Sessiz misafir. Sevmedim. Ben sevmedim. Fatih gel, tatlılarınız burada. Biz tamamız. Asiye yengen, ellerine sağlık. Hem yabancı, hem misafir, hem sessiz, hem de hayvan olsun. Ama güzel olsun. Var mı öyle isim? Noli. Misafirimize isim buluyorlar. Hem misafir, hem sessiz, hem yabancı, hem de hayvan ismi olacakmış. Senin aklına bir şey geliyor mu? Gurbet kuşu. Gurbet kuşu mu? Şey... Annem bana hep böyle seslenirdi de. İyi bacım o zaman. Müsaade varsa biz de öyle deriz. Değil mi Yiğit? Evet. Ben de mavi tüylü geyik. Memnun oldum gurbet kuşu. Hayrola, sen gitmeyeyim misin? Ben bu gece buradayım reis. Sen istersen git. Durum ne? Var mı bir sıkıntı? Nasılsın? İyiyim de. Mesaj atmayayım, arayayım dedim. İyi demişim değil mi? Çok iyi demişsin. Durum yok değil mi? Nasıl olsun? Kalilikum'un yarı tayfası köyde korucu geziyor. Yangazlar desen kapıda nöbette. Osman Hoca, Asiye abla, Esma abla hepsi başımıza dikildiler. İtat abi desen. Oho! Bugün 3 kere geldi. Vedat Sayar ve Cemil Dağ deviren Çer ordusunu toplayıp gelsene yazar. Deli Tahir ezilmez, Karadeniz geçilmez. Nefes, bu laf sokmalarına uyuz oluyorum biliyorsun değil mi? Hiç de bile olmuyorsun Deli Tahir. Da nereden bildin? Yine sesin gülümsüyor. Kız nasıl? Konuştu mu? Söyledin mi şerefsiz kocası kimlerdenmiş? Ya Tahir bir dur, kızı zorlamayalım. Birkaç gün kendine gelsin. Tamam da, tamam. İsmini söyleseydi bari. Fatih ona isim taktı. Gurbet kuşu. İyiymiş. Tahir, sana ne diyeceğim? Ya bari yangazları çek. Yazık çocuklar, içeri de girmiyorlar. Efes, bak ben yanına gelemiyorum. Onlardan başka güvenecek de kimsem kalmadı. Neyse, boş ver şimdi. Bu... Bizimkinin okul meselesi ne oldu? Pazartesi gidecekmişiz. O zamana kadar evde durup yeni ablasını koruyacakmış. Aslanım benim. Kızım çok özledim ya. Yani Yiğit'i özledim. Seni özlemedim. Ya özlemedim derken... Şimdi mesele Yiğit. Of nefes. Kafa koymadın adam da ha. Kapat da haydi kapat. Kapattım.
Hayır. Uşağım bütün gün denize baktığın yetmedi mi? Yetmemiş belli ki. E o zaman gel denize içelim. Ama sen içmezsin değil mi? Afiyet olsun. Yarasın sana reis. Demin bizim hanımla konuştum. Ortalığı fena karıştırmışsınız. Biz derken? Asiye yengen Naciye'nin üstüne araba sürdürmüş. Sen de Rasim'in telefonunu yere vurmuşsun. Ulan ne ara duydunuz onu? Sade duymadık. Bir de gördük. Ulan ne zaman atmış bunu? Kırdım ben o telefonu. Sen telefonu kırmadan karısına atmış. Köyün kadınlarının bir mesaj grubu mu ne varmış? Karısı da oraya yollamış. Yuh. Vallahi ortalık kaynağı. Elebaşı da Cemil Dağdeviren'in karısıymış. Ona uyan da varmış, uymayan da. Kimisi demiş ki İstanbullu kız kocanın evine yerleşti. Kurtuldu o kaybana kocasından. Kimi demiş ki kocanın evine yerleşti ama Tahir de oradan çıkmay. Kimisi de demiş ki Mercan'ın yaraları iyileşmedi. Onlar geceyi birlikte geçiriyor. Ula ben var ya bunların topunun ta. Gelin ula. Topunuz gelin. Ben de size o kızı yedirirsem namerdim. Duydun mu Karadeniz? Namerdim ulan. Duydun mu Mustafa Kareli? Hadi kahvaltıya. Zahmet etme, biz bir şeyler yeriz. Hayır efendim. İçeri gelinecek ve doğru dürüst kahvaltı yapılacak. Yok, münasip olmaz yenge. İçeri gelinecek ve doğru dürüst kahvaltı yapılacak. Emredersin yenge. Thank you.
yapıyorsun? Şey... Ben... Onu arayacaktım. Sana bunları yapana demem ben. Haklısın. Aramamam lazım. Telefonu alabilir miyim? Belki o taraf çekerim. Hadi. Geç kalıyorum işe. Gurbet kuşu sen bunları al. Günaydın. Salla kuşu. Sen de etmedin mi he? Gurbet kuşu, gurbet kişi. Sesi çıkma ay. Ben size kızı rahat bırakın dedim değil mi? Murat, sen şunları al. Hemen. Fatih sen de şunları al. Derhal yengem. Fatih sana niye sürekli yenge diyor? Şşş, sus. Duymazlıktan geliyorum. Ulu Manitu. Ama bu tarihi bir an. Karede yer açsın. Yangaz, haydi bakayım. Süper. Haydi. Çek. Çek uçsam. Ver, ver. Ama bu böyle olmaz Yiğit. Hep kendini yakışıklı çekiyorsun, bizi çirkin çekiyorsun. Hiç de bile. Bir kere bir gördüğüm çekiyor. Tamam ula, ben de gördüğümü çekeyim. Paran yetmiş. Hadi bakayım, çek silahları. Hadi bakalım, kim daha yakışıklı çıkmış? Tabii ki Yiğit daha yakışıklı çıkacak, ikiz oğlum. Baba. Yiğidum gel biz gurbet kuşuna yardım edelim. Haydi. Geldin Şerafettin hocam. Selamünaleyküm bacım. Aleykümselam. Buyurun. Ay, sağ olasın. Buyurun hocam. Buyurun. Şöyle geçin hocam. Şimdi sıkıntısı olan hanginiz? Demeden bilemiyor misin hoca efendi? Sende mi yoksa? Yok anam. Ha bu daha sıkıntılı. Ne? Ben gittikten sonra gelecekti hoca efendi değil mi? Erken geldi yakalandınız. Hocam kusura kalmayın. Benim sıkıntısı olan büyük kızım Mercan. Bana bu kızımın çamaşırını getirin, yıkanmamış olsun. Bu tasa da su doldurun. Git ablanın çamaşırını götür. Koş. Ya beni de bulaştırırsınız ya bu işe. Yalnız inanmayan oldu mu mübarekler küser. Sen onun kusuruna bakmayasın hocam. Estağfurullah. Allah hidayet verir elbette. Şimdi mesele nedir? Ben hemen diyeyim hocam. Bak bu kızı eriti eriti. Nefes diye bir karı var. Evli barklı çocuklu. Kızın söz üstüne göz koydu. Tahir ondan ayırıp Mercan'a bağlayacağız. Mercan'a falan bağlamayacak. Hocam benim kızım canına kıymaya kalktı. Sen Mercan'ımın içini ferah tut. Bir daha öyle aklına kötü şeyler getirmesin bana yeter. Tahir falan eksik kalsın.
Şimdi bu kızın üstünde büyük bir büyü var. Birisi bunun aklını bağlamış. Kim bağlamış? Bir kadın. Kadın dedi. Nasıl bir kadın hocam? Eşkal isteği yani. Renkli gözlü bir kadın. Biliyordum. O karı yapmıştır kesin. Bak, atletinden kopardığım ip Mercan her nefes aldığında suyun içinde can çekişiyor sanki. Şimdi siz bu suyu 7'ye böleceksiniz. 7 gün yıkandığı suyun içine katacaksınız. Anladım. Sen de anladın mı annem? Bu atlet de bende kalacak. Her akşam ben bunu okuyacağım. Sonra siz beni arayacaksınız, banyo işi tamam diyeceksiniz. Ben bu atleti yakacağım. Mercan kızımın üstünde büyü müyü kalmayacak Allah'ın izniyle. Allah senden razı olsun hocam. Ben kalkayım. Buyurun. Mercan kızım, ben de gideyim. Geçmiş olsun. Hocam, borcumuz neydi o? Bu işler parayla olmaz. Gönlünüzden ne koparsa. Gönlümüzden kopan da para değil mi? Hoca efendi, hocanın çekişen iplik benim atletimden koptu. Şimdi bir zahmet alayım atletimi. Ege, ne diyorsun? Nazar dursana. Hastaneye gidelim diyorum size. Bu adam kandırıyor sizi. Tövbe estağfurullah. Hoca efendi, sen de haydi defol. Vallahi bana bak, babama söylerim boynuna takar ilmeği. Soytarı. Allah ıslah etsin seni. Hocam, hocam, hocam. Nefes karısı bir tek Mercan'a büyü yaptırmamış, sağa da yaptırmış. Gir içeri, gir. Ben hastanedeyken de başka hocalar getirme eve. Yürü git başımdan, adamı delirtme. Ben kapatırım. Çekip, kızım çek, git diyorum sana. Ne yaparsın sen burada? Seni tebrik ederim. Neyi mi tebrik ediyorsun? Çok akıllı bir kız oluşunu. Şarlatan hocaya kanmadım, bravo. Ha geç, o kadar da akıllı değilsin ha Nazar. Hocanın oyununa gelmedin ama Vedat'ın oyununa geldim. Bak unutmuşum onu. En iyisi biz seni biraz akıllandıralım. Murat, ne yapayım? Bırak, sana bir... Bıraksana ya, bırak. Debelenme, ağzını kolunu bağlarım vallahi. Adam mı kaçırıyorsun sen? Yok, kafasız bir kızı kaçırıyorum. Rahat dur. Rahat dur. Pişman olacaksın. Razıyım. Sen pişman olma da ben pişman olmaya razıyım. Bu ihalenin düşüşünü bir yemekle kutlarız artık değil mi Cemil Bey? Kutlayalım tabii. Mustafa Hanım çöküşünün keyfini tek başına sürmeyeyim de. Gerçekten sabırsızlanıyorum yani. O pazartesi bana gelmez artık. Al benden de o kadar. İki aile çıkalım yemeğe, olur mu? Yani bize yanlış yapan Kalelilerin mahvını kutlamak için. Olur. Ama ben ısmarlarım. Tabii siz ısmarlarsınız Cemil Bey. Yani ihalenin düşeceği günü beklerken biraz sıkıldım. Bir araştırma yaptım. O ne mevduat hesabı öyle ya? Komisyondan kazanılmaz o kadar para. Araştırma falan zahmet etmeseydin, gidip sorsaydın söylerdik. Aileden. Aile demişken Mercan nasıl oldu Cemil Bey'e? O kadar uğramak istedim, bir türlü fırsat olmadı. Nasıl olsun işte, iyice içine kapandı. Kimse alanda konuşmayın. Kıyamam. Asya'yı çekmedi tabii. Çektiğimden değil sırf. Fıtratından. Yani Mercan biraz güçsüzdür. Nazar gibi değildir.
Nazar nasıldır ki? Nazar biraz bağa benzer. Yani güçlüdür. Kaya gibi serttir. Mercanım gibi yıkılmaz. Yani ben bile ama baskıcı bir babayımdır. Benim baskım bile ezemedi yani onu. Düşünebiliyor musun? Yok, düşünemiyorum. O kadar sert yani. Niye geldik buraya? İn. İnmiyorum. Bağırırsan rezil olursun. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Al getirdim. Anlat. İçeri gelin. Otursana. Vedat oyun oynamayı çok sever. Şimdi benimle ne kadar fedakarsın oyunu oynuyor. Beni yenmek için de tekmeleyeceği top sensin. Ya ne saçmalaysın sen be? Vedat seni kendine kurban seçti. Önce seni kandıracak. Sonra onun olmanı sağlayacak. Sonra sana işkence edecek. O kadar çok edecek ki. Ben de dayanamayıp Nazar'ı bırak beni al diyeceğim. Vedat'ın hasta kafasının yeni planı bu. Vedat'ın hasta kafası mı, senin hasta kafan mı? Ya sen şizofren falan mısın? Ne biliyorsun? Kadının biri adamın karşısına geçiyor. Ondan sonra diyor ki bu nazik adam beni dövüyor. Bir ceza odasına kapatıp aç bırakıyor. Sesle çıldırtıyor. Her kaçtığımda aynı cezayı veriyor. Diyor. Allah aşkına Nefes, kim inanır buna? Adam senin şizofren olduğunu düşündü. Hayır, ben şizofren değilim. Sadece bu manyaklar kendilerini çok iyi saklıyorlar. Vallahi nasıl iyi saklamışsa senden başkası bulamamış. O ne demek o? Adamın manyak olduğu ne belli demek? Sağ bunları yapsa bir kadın olarak Eyşan buna izin verir mi? Vermez. Biliyor musun? Bunu ben de sordum. Nasıl bir kadın hem cinsinin işkence görmesine izin verir diye. Ben birçok vakada gördüm. Kızının şiddet görmesine, taciz edilmesine izin veren anneler bile var. Yeter ki gözlerini kapamak iste. Yeter ki görmezden gelmek menfaatlerine uysun. Bir bahane bulursun. Ne yani Esma abla? Sen bunları dedin diye ben bu kadının saçmalıklarına inanayım mı? Bunu da gördüm. İnanmayarak da gözlerini kapatabilen çok insan var. Alo, video var, video. Niye gönderdi bu videoyu Nefes'e sence? Bir düşün bakalım, niye? Gidip soracağım. Tamam, yürü soralım. Kendim soracağım, kendim. Benim öyle hesap sormak için bir adama ihtiyacım yok. Ula. Kendi başıma yağan karı kendime eritirim triplerine girme bağa. Ne yapayım? Muhtaç prenses olup sözlü adamlar mı kandırayım? Haydi ola haydi. Ben kendim hallederim. Dur. Şu an hiçbir şey anlamaz. Kaybederiz daha baskı yaparsan.
İlyas, şu dürbünümü getir koçum. Hayırdır? Sevkiyat var galiba. Birileri malı indiriyor. Sabık kayınpederindir. Bugün dağ devirenin gemiyi uluslararası sulara giderken gördüm. Ben de gördüm. Oh! Biz kum çıkaracağız, eleyeceğiz diye kırılalım. Dağ devirenler silahtan parayı götürsün. Öyle deme be reis. Helal lokma yiyoruz sonuçta. Malum, boğazımızdan giren kanımıza geçiyor. Kanımız bozulmasın değilsin. Deli Tahir. Kafamız bozuk olsun ama kanımız olmasın. Selamun aleyküm dayımın oğlu. Aleyküm selam adamın oğlu, buyur. Çağırdın geldik. Sen buyur. Hani şu ihale için para aradım hemen. Buldun mu parayı? Buldum. Kuyumcu Gültekin'den. Oo! Gültekin piyasadan para toplayıp tefeciliğe devam ha? İyi işte. Sana bir faydası oldu diyelim, geçelim. Olmadı. Nasıl olmadı? Faydası mı olmadı? Parayı mı almadın? Parayı aldım ha Gültekin'den. Sonra Gada'da çaldırdım. Ne? La dingil. Biz burada borazancı başı mıyız? Bize haber verseydin ya, herifi sıkıştırmak için fırsat kolluyorduk. Çağırdım işte, haber veririm şimdi. Nerede yakalandın? Atatürk yolunda. Tabii, kamera yok. Şahit yok, kanıt yok. Şaşırdık mı biz bu işe? Hayır. Para da Vedat'ta, çekler de Vedat'ta. Vaziyet ne kadar kötü? Pazartesiye kadar 1 milyonu bulmazsan ihaleyi alırlar elimden. İhaleyi alınca kum çekecek yerlerim daralır. Kum çekemezsen Vedat'ın çeklerini ödeyemem. 5-6 aya her şey gider elimden. Önce de ne? Konak. Konağı alacak elimden. Tahir'in odasında garısıyla balayı edecekmiş. Trakası manyağı. Tahir'e bu kısmı söylemeseydin bari. Hiçbir kısmı söylemedim. Bu ara Vedat 1, ben 2. İkimizi çiğ çiğ yese doymaz Tahir. Ne? Niye ola? Yiğit'i Vedat'a verdim diyor. Lan yuh ya! Yuh yani sana! O minicik çocuğu tuttun, o manyağa verdin öyle mi? Adamın çocukla bir derdi yok ya. Adamın derdi karısıyla. Canı emniyette diye mi verdin yani? Kardeşimin canı emniyette olsun diye verdim. Karımın abisi ve yakın korumam olan Salih Zorlu'yu... karımı ve oğlumu benden kaçırmak istediği için öldürdüm. Yavaş. Ulan niye yavaş? Vermeyeceğim mi? Bu Tahir'in canının sigortası. Bende kalacak. Dayımın oğlu. Sen kafayı mı yedin? Ya herifi içeri tıkmak için fırsat işte. En iyi delil bu. Be. Sen Vedat'ı içeri tıkacaksın. Orada bulacak bir tane kiralık katil. Sıkacak Tahir'in kafasına ha? Yemezler. Bu bende kalacak. Tahir'in hayatının sigortası bu.
Yok. Yok yazmak zor mu geldi? Yok. Ne bileyim. Aramak iyi geldi. Bana da senin sesini duymak iyi geldi. Tamam, yeterince sustuk da. Haydi kapat. Alo. Kapat dediyse. Alo. Ula. İyi misin? Değilim. Bugünü düşündükçe var ya kafayı yiyeceğim. Sence gitmiş midir Vedat'a? Bazen şeytan diyor bırak bulsun belasını. Ama işte. Bırakamayız. Hiçbir kadın benim yaşadıklarımı yaşamamalı. Yaşamamalı. Aramış adam. Artık sözleşmeyi iki gün daha bekletebilirim. Haberin olsun. Hiç. Öfleme. Nefese ikimizin videosunu neden yolladın? Demek öğrendin. Nefes mi söyledi? Evet. Daha bir sürü şey saçmaladı. Ne gibi? Beni kurban seçmişsin. Nefes sağ gelsin diye beni kullanacakmışsın. Sen ne işime yarayacakmışsın ki yani? Sen ve nefes ne alaka? Bana öyle işkenceler edecekmişsin ki nefes dayanamayıp onu bırak beni al diyecekmiş. Ben sana işkence edecekmişim öyle mi? Öyle dedi. Ne kadar fedakarsın oyunu oynaymışsın. Öyle mi dedi gerçekten ciddi misin ya? Ne kadar fedakarsın oyunu. Öyle dedi. Tamam saçma geliyor ama. Ya bu kadının fantezileri gerçekten enteresan bir boyut almaya başladı. Yalnız umarım oğluma da bunları anlatmıyordur. Of Allah'ım ya. Korku filmi gibi gerçekten. Niye gönderdin o zaman videoyu? Ben göndermedim ki. Eyşan, kusura bakma söylemek zorundayım. Eyşan yollamış o videoyu. Zaten fark ettiysen videonun çekildiğinden falan benim de haberim yok Nazar. İyi de neden? Abla yüreği işte. Benim reddedilişime dayanamamış. Nefese bak Vedat sensiz de devam ediyor. Her şey yolunda gayet iyiyiz falan gibisinden mesajlar vermek istemiş. Her zamanki gibi gururumu kurtarmaya çalışmış. Değil mi Eşen'cim? Aynen. Vedat'ın bir suçu yok. Ben gönderdim. Nazar'a neler anlattın karıcığım? Hani bir kere hamileyken de doktora böyle şeyler anlatmıştın. Neredeyse şizofren tanısı alıyordun. Niye böyle şeyler yapıyorsun kendine bir tane? Allah aşkına nefes kim inanır buna? Adam senin şizofren olduğunu düşündü. Ne
senin canavarın da senin sinirlerin oynar mıydı? Sürekli bir şeyleri yanlış yaptığımdan şüphe ederdim. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Tahir Kaptan. Selamın aleyküm Mithat abi. Aleyküm selam koçum. Nasılsın? Allah bugünlerimizi aratmasın. Hayırlı geceler. Tahir. La konuşalım mı artık? Kaç paraya sattın ula? Kaç paraya sattın Yiğit'e? Hayır yavaş. Sen karışma Mithat abi. İhale parasına mı? Kurtarabildin mi ailemizin geleceğini Mustafa Kaleli ha? Kaç paraya sattın ha Yiğit'i? Ya yeter! Ben Yiğit'i paraya satmadım. Karşılığında itiraf aldım. Vedat'ın Nefes'in abisini öldürdüğünün itirafını aldım. Senin hayatının sigortasını aldım. İtiraf mı verdi? Ula Vedat itiraf mı etti? Etti! Sana dokunursa o itirafı polise götüreceğimi de bileyim. Ulan niye vermişsin o zaman itirafı Mithat abiye? Atsın Vedat'ı içeri. Vermem. O itiraf senin canını koruyor. Böyle canın. Ne kıymetli canın varmış arkadaş. Kızın abisi öldü abisi. Adam öldü. Ben seni gömmem. Ulan gömdün zaten be gömdün. Çocuğunu arayan o kızın gözyaşlarına gömdün. Başın sağ olsun Mustafa Kaleli. Hayır delirme. Delirdim ula! Delirdim! O kızın ne suçu var? O çocuğun ne suçu var? Niye herkes cezayı onlara kesiyor ula? Hayır. Sen bana söz verdin. Nefes bacım, Yiğit evladım dedin. Sen o sözü ezelden tutmamışsın be. Ben de tutmayayım. Ben de o kızı ve oğlunu alıp sizin cehenneminizden giderim, oldu mu? Oldu mu? Odasının ışığı yandı. Kabus mu? Ne yaptıysam uyanmadı. Nefes. Nefes. Tamam. Nefes. Nefes. Uyan. Hadi nefes. Nefes. Osman Hoca nerede? Medresede Kur'an okuyor. Nefes. 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 Hayır ama anneme ne oluyor? Gel buraya. Gel buraya. Sadece kötü bir rüya görüyor. Tamam mı? Yok bir şey. Kötü bir rüya. Yiğit. Bak benim annem de çok kabus görürdü. Ama ben ona sarılınca hep rahatlardı. Hadi sen de sarıl annene.
Hadi sarıl aslanım. Hadi bakalım. İşte bu be. Kimin oğlu? Koca Karadeniz'in yok mudur bana da yeri? Giderim dalga gibi birileri bir geri. Koca Karadeniz'in yok mudur bana da yeri? Baktım da göremedin yüreğimi sen felek. Baktım da göremedin yüreğimi sen felek. Oturup da ağlarsın derdimi bilsen felek. Dayan yüreğim, dayan dayan yüreğim. Oturup da ağlarsın derdimi bilsen. Sen felek dayan yüreğim, dayan dayan barışmak için aldıysan barışmam, haberin olsun. Oo. Ben geçen gün kuyumcuda görmüştüm bunu. Şimdi biz küstük ya. Benim bunu almamam lazım. He. Ama bu kadar da para verilmiş bu ha. Yazık, güne atılmasın. Atmaz ya.
Bak. Sırf müsrifluk olmasın diye kabul ediyorum ha. Yoksa seninle barışmadık. Anladım Ali. Ver takan. Dur bir dakika. Sen benimle zor giderdin Gültekin'e. Şimdi niye gittin? İhalenin parası için borsa almaya gittim. Verdi mi? Kurtuldun mu ihale parası derdinden? Kurtulamadım. Üstüne de iki kat borç yaptım. Nasıl? Ya nasılsa nasıl işte son hikaye. Da yakında bu konu alırlar elimizden. Sen hazırlı. Ne olmuş? Ha da büyük iş. Sen geçen gece bunun için mi o kadar kötüydün? Allah belamı verdi dedin hani. Sanki herkes konakta yaşay. Bugün doyurdun bizi paşa. Yarın aç kaldık, yusa diyecek halimiz yok çok şükür. Allah herkesin rızkını bir yerden verir. Helalinden nasip etsin. Yani mühim olan bu. Haydi şimdi kahvaltıya. Ha. Bu arada seninle barışmadık. Haberin olsun. Gelin hanım uyanabilmiş, ortalık yanay, köy kaynay. Tahir nefesle kalıymış diye. Bizimkinin umuru değil. Bazen diyorum ki, acaba ben senle da mı küssem ana? Kafam rahatlar diye ne dersin? Asya, gitme anamın üstüne. Gitmeyeyim, tamam. O da bütün göl gibi boş boş konuşsun o vakit. Pek de boş sayılmaz. İşi diyebilmiş. Tahir alıcım nefesle iyiydi. Buralardan gideceğim diyeyim. Sen niye bu kadar sakinsin o zaman Mustafa? Çünkü ana, Uşu'nun buradan gitmesine izin vermeyeceğim. Gerekirse gittiği yolun üstüne yatacağım. Ama o kadınla buradan gitmesine izin vermeyeceğim. O yüzden böyle rahatım. Anladın? Çık hergele, çık. Sen mutfağa kaç. Ben vuruldum, beni bırak. Şişt, haydi. Haydi. Nefes kabus gördü. Gitti uyandı. Ben de çocuk tekrar uyusun diye başında bekledim. Sonrası yok.
Yok. Uyumuşum. Uyumuşsun. Hocam, bizde yanlış olmaz. Yiğit kılıç misali aramızda yataydı ha. Hocam müsaade var. Müsaade sen. Bugün Mercan'ı Trabzon'a psikiyatriste götüreceğim. Söz verdim de. Sen benden izin mi istiyorsun? Yo. Seni de götüreyim mi? Aynı anda. İkimizi. Ha, yok ya. Sonra. Kabuslar için. Yani eğer istiyorsan. Bakarız. Hadi sen işine bak. Bakma da. Gidelim işte. Bak bu kabuslar çok canını yakıyor. Olur gidelim. Tahir. Hı. Sağ ol. Niye? Hem nefes olduğun için. Öğlen dönerim. Yiğit'i bir cumaya götürürüm, olur mu? Günaydın Cemil Bey. Oo, günaydın Vedat Bey. Günaydın da hayırdır? Bir ofis tutamadın mı ya her gün bağısında? Ben de tam onu diyecektim Cemil Bey. Artık yerleşik hayata geçmem lazım. Böyle olmuyor. Ne gerektiyse yapalım da ev, ofis. Cami. Cami? Beni cumaya götürün Cemil Bey. Hay hay. Ya sen cumaya gider miydin Vedat Bey? Şaşırttın beni. Günahımız çok Cemil Bey. Birazcık da sevaba girelim. Günahına sevabına karışmam da... senin niyetin biraz cemaate karışmak gibi geldi bana. Yanlış mıyım? Sizden de pek bir şey kaçmıyor Cemil Bey. Bir de... şeyi merak ediyorum. Benim karımı evine alan hocanın arkasında nasıl namaz kılıyorsunuz? Biraz ayıp oluyor ama Vedat Bey. Kusura bakmayın Cemil Bey. Niyetim sizi gücendirmek değil. Ama gerçekten anlamaya çalışıyorum. Nereye? Ha, doktora. He Mercan. Aldım psikiyatristten randevu. Haydi. Tahir. Annem komşuda da. Ben ona sordum. Tahir'le gidersen baban cingar çıkarır dedi. Gelemem ben. Gelemem ne demek Mercan? Dün tamam dedin. Ya gideceğim de. Nazar götürecek beni. Çalıştığı hastaneden ayarlayacakmış. Bak beni oyalamayasın değil mi? Yok. Gerçekten yok. Nazar götürecek beni. Onun ipine de hiç güvenmiyorum ama. İyi bakalım. Eğer durum değişirse haber edersin. Aha, ederim. İyisin. Daha iyiyim. İyi ol Mercan. Haydi selametle. Tahir, sana bir şey diyeceğim. De. Galiba babamla Vedat birlik olup sizi batırmayı düşünüyor. Ne? Ne?
Ne diyorsun sen Mercan? Valla Tahir Efendi evinde yatıp baba Ozan'a doysaydı iyiydi. Yakında Vedat ellerinden alınca hasret kalacak. Ula dur dur. Yakında evleri ellerinden alınacak da ne demek? Ya neyse ne işte sen. Erkek işine karışma. Bağa bak Cemil. Tahir kızımı mahvetti. Bağa her şeyi anlatacaksın. Ya karı. Ya şimdi sana desem ki ihaleyi ben alacağım. Mustafa'nın çektiği de Vedat'ın önünde. Bir şey anlayacak mısın? Yok anlamadım. E tamam o zaman. Sen kalelerin ipini çektiğimizi bil yeter. Peki Nefes Karasu'nun ipini nasıl çekecek? Ben karı kısmına uğraşamam. Sonra annem dedi ki sen kalelerin ipini çek, ben de o Nefes Karısı'nın. Bu kadar mı? He. Sağ ol Mercan. Gerisiyle biz ilgileniriz. Sana iyi günler. Vedat'ın elinde senin çeklerin mi var? Da sen nereden biliyorsun? Var mı yok mu? Seninle alakalı bir mevzu değil. Salla gitsin ha. Abin ihale için Gültekin'den 1 milyon dolar borç almış koçum. Aslında parayı veren Vedat'mış. Sonra da verdiği parayı çalmış Vedat Efendi. Hem ihale hem Vedat 2 milyon borcun oldu. Ha öyle oldu. Bize de söylemedin. Cık. Yeterince yük taşıyorsun. Tahir'im ha. Sabır ha. Yiğit. Tahir abim. Ay aslanım benim. Abdest alındı mı? Alınacak. Hadi bakalım öğrendin artık koş. Bu gece size işim düşebilir. Ne işin düşebilir abi? Hayırdır? Beğenmezsen gelmeyecek mi? Yo her türlü geliriz de dolu mu gelelim boş mu gelelim onu bilelim de. Dolu gelin. Cemil'in teknelerini boşaltacağız belki. Hangi tekneleri boşaltacağız? Eğer bu gece varsa kaçak silah sevkiyatı basacağız yangaz, oldu mu? İstersen bir de arzuel vereyim sana. Estağfurullah abi de silahları ne yapacağız? Sakinim, sakinim. Sakinim. Yok olamayırım. Yürüyün lan. Yürüyün lan, yürüyün.
Hiç şaşırmadım, gördün mü? Gördüm tabii ya, görmem mi? Siz de gördünüz mü? Bu sefer Babil'e fark attın. Açtın artık sen, açtın. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alel-felâh. Hayya alel-felâh. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Ben bugün pek karar veremedim. Cuma hutbemizin konusu dedikodu mu olsun, Tanrı misafiri mi olsun, ne olsun? Anlaşılan şu ki, memleketimizde bu konulara ihtiyaç var. Çünkü malum, bir ana ile oğlunu koca Karadeniz'e sığdıramadık. Ancak konuşuyoruz. Başka bir adamın karısını ve oğlunu kaçırırlarsa bunu hiçbir yere sığdıramazlar. Ancak konuşurlar tabii hocam. Ulan nereden gördün onu? Karısı değil de olsa ne olur ikizim? Kocasıdır, döver mi diyelim? Bu konuda bilmeden ahkam kesmemek lazım. Allah bile izin vermiş dövmemize, öyle değil mi hocam? Öyle mi etmiş? Bir şey yani sözümüzü dinlemese diye. Değil mi? La Cemil, sen de dövüyor musun karım? Benim karım sözümden çıkmaz. Uyardığımı dinler. Dövülmeyi hak etmiyor. Ama hak edenlere de Allah izin vermiş. Yani Kur'an'da öyle yazay. Ehe, ben de okudum. Yazay. Vah, vah, vah. Ne ettiniz? Hiç Allah erkeğin kadını dövmesine izin verir mi? İzin verseydi peygamber de döverdi. Şimdi de bakayım bana. Resulullah kaç kadın dövdü? Maşallah. Olur mu öyle şey ya? Ya Resulullah'a kadın dövmeyi yakıştıramadınız değil mi? Yakışmaz da. Çünkü peygamberimiz hiçbir kadına el kaldırmadığı gibi yüksek sesle bile konuşmamıştır. Bırakın evdeki kadını dövmeyi. Savaşlarda bile kadına el kaldırmayı men etmiş. Şimdi deyin bana bakayım. Peygamber Efendimiz'e yakıştıramadığınızı Allah'a nasıl yakıştırıyorsunuz ey Müslümanlar? Ben hiç yakıştıramadım. Allah kadın dövün demez. Anneler dövülmez. Fuy seni verene kurban. Aferin benim kızım. Allah kabul etsin Yemez. Kızım. Sakın. Thank you.
Cemal Reis, az bekle. Yiğidim, sen biraz abinlerle takıl. Benim biraz işim var. Gel aslan. Hadi bakalım. Gel. Bu dağ devirenlerin gemiyi gördük ya geçen, açığa gidiyordu. Hı. Bugün bir açılıp bakalım mı neredeymiş? Sevkiyat var mı diye mi bakacak? Hayırdır? Hayır diyelim, hayır olsun. Haydi. Haydi. Uy, haydi. Uy, haydi. Uy, haydi. Uy, haydi, haydi, haydi vira. 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 Anlaşılan bugün de sevkiyat var. Ne yapacak? Basacağız işte de. Tamam, basacak da ne çok, onu anlamadım. Gene ne delirip peşinasın deli Tahir. Saniye Hanım. Saniye Hanım, ne diyorsunuz? Gelin içeride konuşalım. Ne konuşacağımışım seninle? Laftan anlamıyorsun ki. Yürü, yürü git. Yürü git, defol. Saniye defol. Defol. Durun. Bırakın Saniye Hanım, bırakın. Oğlumla kaçacağımışsın, he mi? Ha? Teyze dur. Dur, yapma. Yardım edin. Versene, bırak! Versene, oğlumu bırakır mıyım? Ana, yürü git! Evet, yürü git, defol! Bırakın! Ana, ne diyorsun ya? Bırakın! Sütümü size helal etme! Ana! Bu gari oğlumu kandırdı, Osman Hoca'yı kandırdı, sizi kandırdı! Abiniz bundan kaçacağımış! Bırakın! Ulan ne işiniz var burada? Hadi gidin işinize, hadi! Hadi gidin işinize! Hadi! Ne bekliyorsun hanım, yürüsene! Ayıptır bir şey. Saniye Hanım, sizinle daha sonra konuşacağım. Fatih, Fatih arabaya. Bırak dedim. Bin ana, bin. Bırak, bırak. Oy, üzmüşler mi benim güzel kızımı? Neden hocam? Neden? Neden çilesi, Saniye Hanım çilesi, Mustafa abi çilesi, köylü çilesi neden? Neden benim imtihanım bu kadar zor? Nereden biliyorsun senin imtihanın olduğunu? Belki de onların imtihanıdır bu. Yangazlar aradı, iyi mi? Ağlıyor. Özür dilerim ben.
Senin suçun yok. Osman Hoca dedi ki, belki bu benim imtihanım değilmiş. Belki ben onların imtihanıymışım. Sen ne güzel imtihansın be. Efes, gidelim mi buralardan? Ne? Tek lafına bakar. Ne? Bu akşam aileme karşı son bir görevim var. Sonra? Ama burası senin memleketin. Bu topraklar bana memleket, sana gurbet Nefes. Müsaade et gurbete ben düşeyim. Şimdi söyle bakalım. Cemil Dağ Deviri'nin deposu nerede? Uyudu mu abla? Hı hı. Bir şey değil mi sana? Unuttun mu? Baba ablam Tahir'i unutmaz. O kadar kolay mı? Bileklerini kesti uğruna. Unutmaz. Unutacak. Öyle bir silahı yok ki Karadeniz'i. Karadeniz bile unutacak. Haydi. Haydi.
bir müsaade et. Selamün aleyküm. Ne işin var lan senin buraya? Ve aleyküm selam. Ne selamı lan, ne selamı? Silahla dayanmışsın kapıma. Estağfurullah, silahla dayanmadım. Yabancı değildir. Sen mallarını getirdim. Yalnız güzel makineler. Senin diye söylemiyorum. Bugünkü sevkiyatını aldık. Depon da bizde. Aa, bir de bir telefonla sahil güvenlik açıktaki gemini basacak. Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki Vedat'ın abimden çaldığı paraları senden tahsil ediyorum. Şimdi sen seç daha deviren. Ya malların ya paran. Döverdi. Ceza odasında yatağa kelepçeler. Serum bağlayıp aç bırakırdı. Bir de ses vardı. Çıldırtırdı. Bir de floresan. Hele hamileyken. Ben odada doğum yaptım biliyor musun? Orada doğurdum.
Berra. Efendim. Tamam mı? Tamam. Bana inandın. Dağların dumanı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat.